Arkası Yarın. Korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olur. Ekrem, mal götürdükleri Midilli Adası'nda korsanların eline düşen Selim Reis'i kurtarmak isterken korsanlar tarafından yakalanır. Durumu öğrenen eniştesi Bilal Reis, Hristo'nun evine baskın yaparak Ekrem'i ve Selim Reis'i kurtarır. Leventlerin reisi olan Ekrem, Boris'in kaçtığı korsanların gemisine bir savaş hilesiyle yaklaşarak ele geçirir. Korsan gemisinin kaptanından Boris'in ünlü korsan Alexandres'le Rodos adasında buluşacağını öğrenince, Bilal Reis kalyonun rotasını Rodos adasına çevirir. Alexandres'in gemilerine ele geçirdikleri Boris'in gemisiyle yaklaşan Ekrem Reis, onları hazırlıksız yakalar. Boris mi yoksa? Ver bakayım dürbünü. Namussuz herif. Kendinden emin, neşeli bir hali var. Ama fazla uzun sürmeyecek. Hele biraz daha yaklaşalım, size nasıl görüneceğini göstereceğiz. Bilal Reis! Boris öndeki gemide bulunuyor. Onu gördüm. O halde Alexandras da o gemidedir. Hedef olarak onu seçelim. Tamam reis. Ekrem! Düşman kadırgaları top atış menziline girdiler. Ne yapmamı istiyorsun? Sakın ateş etmeyin. İyice yaklaşmalarını beklerim. Sen nasıl istersen. Şunlara dürbünle bir daha bakayım. Güzel. Çok güzel. Güzel olan ne Ekrem? Korsanlar numaramızı öylesine yutmuşlar ki güvertede tedbir alma gereği bile duymamışlar. Kaç kişi var görebiliyor musun? Tahminlerimizden de az reisim. En fazla 20 kişi görebiliyorum. Her şeye rağmen yine de çok dikkatli olmalıyız. Onların gemisine geçti. Özellikle Boris ve Alexandras'ı esir alabilirsek bu işi çok daha kolay bir şekilde bitirebiliriz. Haydi aslanım, göreyim seni. Merak etme reisim. Şimdi hedefler nasıl Davut? Buradan dört kadırganın da seren direklerini yıkabilirim Ekrem. O halde ateşe hazır olun. Bizim gemi iskele tarafına dönmeye başladığında ateşe başlayabilirim. Ömer, dümeni iskele tarafına kır. Anlaşıldı efendim. Topçular, ateşe hazır olun. Ateş! Tam isabet. Ellerinize sağlık. Hadi yanık Ömer, sıra sende. Doğru Boris ve Alexandras'ın bulunduğu kadırganın üzerine götür gemimizi. Kahrolsun. Karşıdaki kadırga bizi aldattı. Dümenzi, çabuk, çabuk asist menzilinden dışarıya çık, çabuk. Hemen kaçalım buradan. Kaçacak delik kalmadı Mesi Boris. Baksana teslim bayrağı çeken kalyondan da top atışı yapılıyor. Ay tuzağa düştük, mahvolduk. Ah, isabet aldık. Gemi su almaya başladı. Mahvolduk, mahvolduk. Hem kadırga hem de kalyon üzerimize doğru geliyor. Evet. Hadi kaçalım, kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi. Durun, hadi. Durun. Durun sersemler. Denize atlayarak kaçamazsınız. Öbür gemilerimizi batırdılar, görmüyor musunuz? Peki ne yapacağız Monsieur Boris? Teslim olmaktan başka çare yok kaptan. Denize atlarsak köpek balıklarına yem oluruz. Teslim olursak da Osmanlılar bizi gebertir Mesih Boris. Hayır, onlar teslim olana dokunmaz. Öyle mi dersiniz? Korsan kadırgasını ele geçirdik Bilal Reis. Boris nerede? Boris nerede? İnşallah öldürmüşsünüzdür o melunu. Hayır ama teslim oldu. Teslim oldu? Evet, tam öldürecekken kılıcını atarak teslim oldu.
Biz de çaresiz kılıcımızı kınına sokmak zorunda kaldık. Madem teslim oldu yapılacak bir şey yok. Nasıl? O köpeğin canını bağışlayacak mıyız? Bütün bu yaptıklarından sonra yaşamasına müsaade edecek miyiz reisim? Bu konuda daha sonra karar veririz. Boris nerede Davut? Az ileride. Gelin sizi götüreyim. İşte şurada. Boris! Bilal reis. Demek bizi yakalayan sensin ha? Midilli'den beri peşindeyiz senin. Sonunda ele geçirdik. Alexandras nerede? Demek Alexandras'ı da biliyorsunuz. Her şeyi biliyoruz Boris. Cevap ver, nerede o korsan başı olacak soysuz? Alexandras ilk açılan top atışında öldü. İnan, yalan söylüyor olabilir. Neden yalan söyleyeyim ki? Cesedi küpeşlede duruyor. Bizde bir laf vardır. Su testisi su yolunda kırılır derler. Senin korsan başı Alexandras da öyle oldu Boris. Ömer, al bu adamı bizim kadırganın başaltına hapsedin. Daha sonra da kalyona götürürüz. Baş üstüne reisim. Yürü bakalım Boris efendi. Sen Osmanlılarla baş edebileceğini mi sandın ha? Bizden zayiat var mı Ekrem Levent? Ölen yok reisim. 3-5 yaralı var sadece. Onların da yaraları hafif. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Bir gazadan daha başarıyla çıkmamızı nasip eyledi. Bu zaferi mimarı sensin Ekrem yiğidim. Zekanla, yiğitliğinle Akdeniz'in en ünlü, en acımasız korsanını geberttik. Onun ortağı olan Boris'i de yakaladık. Ben ne yaptıysam sizlerden gördüğümü yaptım reisim. Hadi. Kadırga'ya geçelim. Oradan da bizim eski kalyona gidelim. Selim reis sabırsızlıkla bizden haber bekliyordur şimdi. Peki esirler ne olacak? Elimizde 100'e yakın korsan var. Bunları ne yapacağız? Selim reisin kalyonunu basarak onlarca adamı şehit ettiler. Daha bilmediğimiz kim bilir kaç kişiyi öldürmüşlerdir. Bu yaptıklarının hesabını vermeyecekler mi? Bak yiğitle efendim. Biz katil değiliz. Nefsimizin istediği her şeyi istediğimiz şekilde yapamayız. Peki nasıl olacak bu iş? Bizim ölçümüz Allah-u Teala'nın koyduğu kurallardır. Yani İslamiyet'tir. O ne derse biz öyle hareket etmek durumundayız. Toyluğuma bağışlayın reislerim. Bunun için biz Osmanlılar elimizde bulunan esirleri öldüremeyiz. Boris'e gelince o yaptıklarının cezasını fazlasıyla çekti. Üstelik bütün servetini ve gemilerini de kaybetti. Dünyaya düşkün bir insanın birdenbire her şeyini kaybetmesi kadar büyük bir ceza yoktur yeryüzünde. Şimdi o da herkes gibi alelade bir insan oldu. Ve ömrünün sonuna kadar da böyle yaşamaya mahkum kalacak. Bu cezaların en büyüğü değil midir onun için? Dedim ya reisim, benimkisi toyluk. Siz nasıl isterseniz öyle yaparız. Affetmek Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Ve indi ilahi de çok kıymetlidir. Bunun içindir ki Osmanlı'nın tarihinde bu kurallar hep uygulanmıştır. Çünkü bizim gayemiz intikam için adam öldürmek değil, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Reislerimiz haklı Ekrem yiğidim. Bizlerin de aynı olgunluğu, aynı erdemi göstermemiz lazım. Evet, şimdi yapacağımız işleri planlayalım ve daha sonra da İstanbul'u hareket etmek üzere hazırlanalım. Giderken de Kasos Adası'na uğrayıp esirleri oraya bırakalım. Bu arada korsan kadırgalarından ele geçirdiğimiz ganimeti bütün Leventlere eşit şekilde dağıtalım. Ekrem Levent. Emret reisim. Sen de git esirleri güverteye çıkart ve durumu onlara anlat. Baş üstüne reisim. Monsieur Ekrem, karımla kızım da kalyondaymış. Yalvarırım, yalvarırım onları öldürmeyin. Kızıma kıymayın. Boris, onları değil ama hüküm verme yetkisi bende olsaydı seni öldürürdüm. Çok insanın kanına girdin. Çok insana kanlı gözyaşları döktürdün. Merhamet, merhamet. Götürün bu melunu karşımdan. Bir kameraya kapatın. Yürü bakalım çorbacı. Ne olur, yalvarırım bana kıymayın. Bana kıymayın. Size gelince, Osmanlılar kendilerine sığınan ve aman dileyeni tarih boyunca affetmişti. Sizleri bir defaya mahsus olmak üzere affedeceğiz ve Kasos Adası'na bırakacağız. Yaşasın! Fakat burada hemen şunu da belirtmek isterim ki
Bundan böyle Akdeniz'de sık sık dolaşacağız. Bir daha sizlerle karşılaşırsam, o zaman cezaların en büyüğünü çekersiniz. Her birinizi seren direklerine çekip asarız. Sizin büyüklüğünüze inanıyoruz. Bizi affetmeseydiniz bile aynı sözleri söylerdim. Çünkü kötülük yapmayı düşünmüş olsaydınız bizleri esir almaz, hemen öldürürdünüz. Evet, kesinlikle haklı. Kasos adasına çıkınca oradan kendi memleketinize gidecek kadar da açlık vereceğiz size. Şimdi gidip hazırlıklarınızı yapın. Bu arada yaralı olanlar da tedavi olmak ve sargı bezlerini değiştirmek için hazır olsunlar. Biz artık bu pis işlere karışmak istemiyoruz. Eğer mümkünse sizin yanınızda kalmak ve ömrümüzün sonuna kadar size hizmet etmek istiyoruz. Ne olur bu dileğimizi yerine getiriniz. Kadırgada kürek çekeriz. Karşınıza çıkan korsanlarla sizinle birlikte çarpışırız. Hatta sizin dilinize bile girmeye razıyız. Evet. Biz oluruz. Oluruz. Ne düşünüyorsun Ekrem? Reisim, siz burada mıydınız? Evet, ne yapacaksın? Elimizde bizim kalyondan başka şimdi iki tane daha kadırga var. Bunları yönetmek için tayfa gerekiyor. Hem sonra madem ki biz zorlamadan Müslüman da olmak istiyorlar, o kardeşlerimizin de işsiz güçsüz kalmalarına gönlün razı olmaz herhalde. Haklısın reisim. Pekala. Teklifiniz kabul edildi. İçinizde bizimle çalışmaya razı olanlar varsa gemide kalabilirler. Ayrılmak isteyenler Kasos adasına gelince serbest kalacaklardır. Şimdi herkes yerlerine çekilsin. Ben sizinle kalacağım. Sizinle kalacağım. Büyük bir iş başardın Ekrem. Büyük bir zafer kazandın. Kısa zamanda adın bütün Akdeniz'e yayılacak. Allah senden razı olsun Yiğit Levendim. Allah senden de razı olsun enişte reisim. Ne öğrendiysem senden ve Selim reisten öğrendim. Her neyse. Ben Selim reisi alıp kadırgaya geçiyorum. Yolculuk hazırlıklarını gözden geçireceğiz. Sen de bu kalyondaki hazırlıklara nezaret edersin. Seninle ne kadar övünsek yine azdır Ekrem Levent. Büyük başarılara imza attın. Kendini dışlama Yanık Ömer. Benim yaptığım her Osmanlı Levent'inin yaptığı sıradan işler. Ne yaptıysak birlikte yapmadık mı? Sen, ben ve diğer Leventler. Ama lider önemli Ekrem Levent. Eğer sen hem cesur hem de akıllı hareket etmeseydin bu kadar çabuk zafere ulaşamazdık. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Ömer kardeş, kalyona ilk geldiğim günden beri merak ettiğim bir konu var. Fakat bir türlü fırsatını bulup sana soramadım. Neymiş bu önemli konu? Senin Yanık lakabının nereden geldi? Neden sana Yanık Ömer diyorlar? Bu uzun bir hikaye Ekrem. Ama madem ısrar ettin kısaca anlatayım. İstanbul'daki evimizin hemen birkaç sokak ötesinde çok güzel bir kız vardı. Adı Melike'ydi. Oldukça hatırı sayılır ve zengin bir ailenin kızıydı. İşte o güzel kıza abayı yakmıştım. Peki ya o kız? Sevmiş miydi seni? Evet. İkimiz de birbirimizi seviyorduk. Sık sık geceleri buluşuyorduk fakat bu durum fazla uzun sürmedi. Mahalleli bundan haberdar olup da konuyu kızın babasına anlatınca adam ateş püskürmeye başladı. Peşime adamlar takıp beni takip ettirdi.